indiği minibüsün şoförü tarafından canice öldürülen Özgecan son yolculuğuna kadınlar tarafından uğurlanmıştı. Şimdi de katillere cezalarını 54 gün sonra kadın hakimler verecek. Vatan'ın manşeti bu. Birkaç gazetede bunu görmüş aslında. Posta gazetesinde de var. Ona geleceğiz. Şimdi Özgecan'ın katillerine kadın hakimlerin bakıyor olması, yani davalarına, bir pozitif olay olarak bakılıyor. Çünkü kadının halinden kadın anlar deniliyor. Bu tartışma var. Gündemdeki tartışmamız bu. Sabah gazetesi yazarı Emre Aköz bu konuyu ele alan yazarlardan. Hemen görelim onun yazısını. Hakimlerin cinsiyeti önemli mi? Bu önemli bir tartışma. Yani taciz ve tecavüz davalarında kadınlar bakarsa bu davalara daha olumlu sonuçlar alınabilir mi? Emre Aköz diyor ki, Özgecan cinayetinin zanlılarını kadın hakimler yargılayacak. Bu haberin verildiği ilhamla temel meseleyi şöyle kurabiliriz. Tecavüz davalarına kadın hakimler mi bakmalı? 1. Önce şöyle düşündüm. Hukukun cinsiyeti olmaz. 2. Sonra aklıma gerçek davalar geldi. Tecavüzün basit bir cinsel suç olmadığını, ciddi bedensel ve ruhsal sonuçları olduğunu en iyi kadınlar bilir. Bu iki yaklaşım da bana makul geliyor. Sizce hangisi doğru? Evet, bu tartışma önemli. Size de soruyorum. Sizce hangisi doğru? Yani hukukun cinsiyeti olmaz evrensel yaklaşımı mı, yoksa Emre'nin ikinci şıkta söylediği ya kadının halinden kadın anlar, somut davalara bakıyoruz, erkek hakimlerin verdiği kararlarda iyi hal indirimleri var. Bu soruyu size de sorayım. Sizden gelen yorumlar eşliğinde biraz tartışalım ama bir de bakın bunun başka bir boyutu var. Şimdi Posta gazetesine gelin benimle bakalım biraz. Posta'da Özgecan'ın davası kadınlara emanet demiş. İlk sayfadan görmüş Posta. Güzel. Bu duyarlılığı göstermesi gazetelerin.